Herkese merhaba. Bugün lise mezuniyet makyajı çektim benden. İstendiği üzere aslında iki tür yorumum oldu lise mezuniyet makyajında. Birisi daha dramatik, yani bu yüzümde görmüş oldunuz. Birisi de bunun bir tık daha açık rengi olan, gözlerin bir tık daha yumuşak olduğu bir makyaj. Size hangisi uyuyorsa onu tercih edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Hadi videoya geçelim. Öncelikle bir bazla başlayalım. O gece makyajınız bütün gece yüzünüzde kalsın istiyorsunuz. O yüzden bir baz kullanmanızda fayda var. Oldukça uygun fiyatlı Nivea Men'in aftershave balsamı bu. Yani tıraş sonrası balsamı. Bunu birazcık cidden böyle şu azlıkta alıp şu elinizi ısıtıp cildinize uygularsanız üzerine sürdüğünüz fondöten çok daha uzun süre dayanacak. Bu böyle biraz yapış yapış bir his bırakacak. Bir de böyle erkeksi bir kokusu var. Bir süre beklerseniz o da geçecektir. Şimdi benim uygun fiyatlı fondöten tercihim L'Oreal'in True Match'i. Benim rengim 2R2C. Eğer bu benim izlediğiniz ilk videom değilse, daha önceki videolarımı izlediyseniz bu fondöteni görmüşsünüzdür. Bence bu fondöten birçok pahalı fondötenden daha güzel. Bunu da H&M'in süngeriyle uyguluyorum. Siz de böyle bir sünger tercih edebilirsiniz. H&M'in olmak zorunda değil. Gratis Watsons'larda da uygun fiyatlı süngerler bulabilirsiniz. Eğer siz daha yüksek bir kapatıcılık istiyorsanız o gece, böyle olur ya tam stresli dönem, sivilceniz çıkar, yüzünüz normalden daha kötü bir durumdadır cildiniz. Bu fondöteni birkaç kat uygulayabilirsiniz. Tabi ikişer pompayla birkaç kat değil ama böyle yarım pompa, bir pompa uygulayıp biraz emmesini bekleyip bir kat daha uygulayabilirsiniz. Sünger de bu kat kat uygulama için uygun bir araç bence. Çünkü daha doğal, daha nemli duruyor. Daha sonra concealer uygulayacağım. Concealer için de tercihim benim yine True Match. Bu da gayet sizin işinizi görecek bir concealer, kalıcı. Bunu böyle noktalar şeklinde uyguluyorum. Şu aşağı indiriyorum biraz. Daha sonra aynı süngerle bunu yayacağım yukarı bakarak. Bunu biraz göz kapağınızın üzerine getirip aslında bir far bazı gibi de kullanabilirsiniz. Ama ben asıl far bazı olarak bir far kullanacağım. Bu da Maybelline'in Color Tattoo farları. Bunlar krem farlar. Renkleri çok güzel. Özellikle de bunun bu pink gold rengi. Bunu aslında bir hem far bazı olarak kullanacağım hem de biraz ışıltı versin istiyorum. Bunu yüzük parmağımla alıp bütün göz kapağımı uygulayacağım. Göz pınarlarımı da unutmuyorum. Parmakla uygulamak bazen daha kolay. Hem de bu böyle biraz ışıltılı bir renk olduğu için ışıltılı krem farlar en güzel parmakla uygulanıyor. Çünkü biraz fırça süpürüyor onun ışıltısını. Aynı şekilde diğer gözüme de uyguluyorum. Şimdi benim bugün yapacağım göz makyajı biraz daha mürdü mor gibi olacak. Şimdi Kiko'nun tekli farlarını kullanacağım. Şöyle. Bunlar biraz duochrome diye geçiyor. Yani gözünüzün şu göz kapağında farklı duruyor. Crease bölgesinde, katlanma bölgesinde farklı duruyor. Bir de çok tatlı bir mor. Ve siz bunu ıslak ve kuru kullanabiliyorsunuz. Islak kullandığınızda daha böyle yoğun metalik oluyor. Kuru kullandığınızda daha toz, daha böyle uçuk bir renk elde ediyorsunuz. Ben bugün bunu kuru kullanacağım. Hangi fırçayla uyguluyorum? The Balm'ın şu ikili fırçasının şu karıştırma kısmını alacağım. Fara batırıyorum. Fazlalıkları sirkeleyip katlanma bölgeme başlıyorum. Elinizi çok hafif tutmanızda ve şöyle uzakta tutmanızda fayda var. Böylece çok yüklenmemiş olacaksınız. Biraz daha kontrol sizde olmuyor uzakta tutunca elinizi. Ama böylece eliniz hafif hafif uygulamış oluyor farı. Asıl yoğunluğu dış çepere veriyorum. Biraz da yukarı çıkıyorum. Önce şuralarda yuvarlak hareketlerle çalışacağım. Biraz da şöyle içe giriyorum. Artık fırçaya yeni ürün almadan kalanı yavaş yavaş içeri taşımaya başlıyorum. Çok göz pınarıma kadar girmeyeceğim. Orayı çok koyultmak istemiyorum ama aslında bütün katlanma bölgemin üstünü kapsıyorum. Kapsıyorum. Sanki matematik ders anlatıyorum. Bu şekilde yumuşak hareketlerle. Gördüğünüz gibi sadece bir kez batırdım fırçayı bu fara. O kadar pigmentasyonu yüksek ki yani direkt bütün görüntüyü tek bir batırışla tamamlayabiliyorsunuz. Daha sonra aynı fırçanın şu minik kısmını alarak yine batırıyorum. Ve bu sefer de gözümün altına, kirpik dibime yavaş yavaş uyguluyorum. Bu böyle daha bütün durmasını sağlıyor makyajın. Sadece üstüne uyguladığınızda çok böyle far far duruyor. Bu daha buğulu bir görüntü veriyor altına da uygulamak. Ve şurayı birleştiriyorum. Özellikle şurayı, yani birleştiği yeri üst ve alt göz çizgisinin. Koyultuyorum.
Çünkü muhtemelen mezuniyette bol bol gözyaşı olacaktır. Ben mezun olalı çok uzun bir zaman oldu. Ama kep törenimizi hatırlıyorum. Ve ben sanıyorum lisedeki 4 yılım boyunca o kadar ağladığımı hatırlamıyorum. Kesinlikle çok fazla ağladım. Ama böyle o son vuruş olmuştu. Dolayısıyla bol bol gözyaşı olacaktır. Yani sevinç gözyaşı, arkadaşlarınızdan ayrılmanın verdiği hüzün. Hatta bunu söylerken bile duygulanıyorum biraz. Ki bütün lise arkadaşlarımla, yani bütün yakın lise arkadaşlarımla görüşmeme rağmen. O çok farklı bir gece olacak. O yüzden gözyaşlarına dayanıklı bir makyaj yapmamız lazım. O yüzden şuraları unutmuyoruz. Tamamdır. Altını uyguladım. Şimdi diğer gözümü bitireyim. Hemen gelin. İki gözümü de eşitledikten sonra devam ediyorum göz makyajımla. Ben eyeliner uygulamayacağım. Siz istiyorsanız bir eyeliner de kullanabilirsiniz. Ben daha böyle dediğim gibi buğulu bir göz makyajı hayal ediyorum. O yüzden de eyelinerımı, yani o kirpik dibindeki siyahlığı aslında şeyle, siyah farla vereceğim. Bu da Essence'in tekli farlarından. Black is the new black. Çok yaratıcı bir ismi var. Şu şekilde. Bunu da Body Shop'ın şu düz far fırçasıyla uygulayacağım. Siz herhangi bir düz şu şekilde far fırçası... Siz herhangi bir düz far fırçasıyla uygulayabilirsiniz. Bu olması şart değil. Ya da böyle pencil brush, kalem fırça dedikleri daha böyle sert kalem şeklinde kılları olan fırçalarla da uygulayabilirsiniz. Şimdi ben buna batırıyorum. Yapacağım şey gözümü kaldırıp bununla kirpik dibimden küçük küçük hareketlerle geçmek. Daha sonra üst kirpik içlerimi de belirginleştireceğim. Onu da Essence'in Long Lasting Eye Pencil göz kalemiyle yapacağım. Hot Chocolate rengi benimki. Bunu bu içine uyguluyorum. Aynısını diğer gözüme de yaptım. Şimdi gözlerimin içine de ten rengi bir göz kalemi uygulayacağım. Bu gözlerinizin daha büyük ve daha bence canlı görünmesini sağlıyor. Bu da Rimmel'in Scandalize. Şöyle bir göz kalemi. Keşke saymışım videodan önce. Bunu da gözünüzü şöyle hafif çekerek içine uygulayabilirsiniz. Devam ediyorum. Neye geçeceğim? Maskaraya. Maskarada da Maybelline Lash Sensation'ını kullanacağım. Ben çok memnunum bu maskaradan. Böyle plastik bir fırça olmasına rağmen ben plastik fırçaları hiç sevmem normalde. Ama bunu bayağı seviyorum. Maskaramı da uyguladım. Şimdi yüzümü bir sabitleyeyim. Sabitlemek için Wet n Wild'ın Coverall pudrasını kullanacağım. Normalde benim cildim çok kuru olduğu için ben günlük makyajımda cildimi sabitlemiyorum. Bazen yazın İçimden daha böyle aydınlık göz hatları geçiyorsa göz hatlarımı sabitliyorum ama normalde yapmadığım bir adım. Yalnız o gece gerçekten dayanıklı olmasını istiyorsanız makyajınızın, bir de konuşabilsem, eğer o gece makyajınızın daha dayanıklı olmasını istiyorsanız bu adımı yapmakta fayda var. Özellikle özellikle cildiniz yağlıysa bu adım şart. Yani cildiniz yağlıysa parlama yapacaktır T bölgeniz. O yüzden hatta pudrayı yanınıza almanızda fayda var. Şimdi göz hatlarımı sabitleyeceğim. Bunu özellikle far adımından sonraya bırakıyorum ben. Hani biraz da böyle eğer toz far vesaire kaldıysa temizlemiş olayım diye. Yine T bölgemi sabitliyorum. Çok az da yanaklarıma süreceğim. Birazdan süreceğim. Allığın rengi iyice ortaya çıksın diye. Bu şekilde uyguladım. Şimdi allık olarak da ben çok tatlı pembe bir allık kullanacağım. Bu Fred Boy. Yine videolarımı izliyorsanız görmüşsünüzdür. Son zamanlarda taktım buna. Şöyle göstereyim. Mat pembe bir allık. Bunu da aynı Eco Tools'un fırçasını alacağım. Fazlalıklarını mutlaka sirkeleyin. Bu şekilde gülüp normalde kızardığınız yere uygulayabilirsiniz. Aydınlatıcıyla devam ediyoruz. Ben aydınlatıcı olarak bugün Kiko'nun şu farını kullanacağım. 202 numaralı farı. Siz herhangi bir aydınlatıcı kullanabilirsiniz. Yaşadığınız şehirde Kiko yoksa Gratis'lerde Wet n Wild'ın aydınlatıcılarının güzel olduğunu söylüyorlar. Zaten The Balm'ın Mary Luminizer net güzel. Yani bulabileceğiniz çok fazla uygun fiyatlı aydınlatıcı var ama ben bunu seviyorum parlaklığını. Bugün bunu kullanmak istedim. Şu şekilde elmacık kemiklerinizin tam üstüne bunu uygulayabilirsiniz. Fotoğraflarda da çok güzel çıkacaktır. Aynı şekilde şöyle burnunuza ve burnunuzun şu ucuna uygularsanız bir de dudağınıza. Bu şekilde uyguladım. Şimdi ruj adımına geçebilirim. Ruj için öncelikle bir dudak kalemi kullanacağım. Bu Flor Mar'ın Waterproof diyor. Pek inandırıcı değil ama 201 numaralı böyle ten rengi bir dudak kalemi. Öncelikle bununla dudaklarımı çiziyorum. Çizdiğim
çizdikten sonra içini de doldurdum dudak kalemiyle. Bu rujunuzun daha kalıcı olmasını sağlar. Kiko'nun Double Touch'ını kullanacağım. Bu 10 saat dayanıklı olduğu söylenen bir ruj. Bunun kışında. 10 saat dayanmıyor ama kesinlikle yemeğe içmeye çok dayanıklı ve diğer mat rujlar gibi aşırı dudaklarınızı kurutmuyor. Bunun numarası da 104. Her makyajla gidebilecek bir ruj. Bu benim sanıyorum Kiko'dan favori rujum. Bununla üstünden geçiyorum. Bir mahallede yaşamanın faydaları. Manav geçiyor aşağıdan. Makyajımı bitirdim. Ben çok ağır makyaj yapılmaması gerektiğini düşünüyorum lisede. Benim zaten lisedeyken makyaj anlayışım şeydi. Gözümün içine siyah kalem çekip Nivea'nın lip balmını sürmekti. Onları sürünce çok güzel olduğunu düşünüyordum. İnanılmaz bir değişim yarattığını düşünüyordum ben de. Ama bu tamamen tabii ki sizin tercihiniz. Yani makyaja ne zaman başlamak istiyorsanız o zaman başlarsınız. Ama hani bence mezuniyet gecenizde de yıllar sonra baktığınızda "Öf, ne biçim bir ruj sürmüşüm" ya da "Bu ne biçim allık" dememeniz için olabildiğince zamansız bir makyaj tercih etmenizi öneririm. Ben açıkçası hatırlamıyorum bile lise mezuniyetimde nasıl bir makyaj yaptım. O zaman bu kadar da ilgili değildim makyaja. Ama çok eğlendiğimi, çok ağladığımı, çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Umarım sizinki de öyle olur. Eğer derseniz ki bu makyaj benim için yeterli değil, bu benim mezuniyet gecem, ben biraz abartmak istiyorum. Şimdi bunu bir tık daha dramatik hale getirebiliriz. Bunun için de az önce kullandığım Essence'in siyah farını şu karıştırma fırçasını alıyorum ve katlanma bölgemi dışına sadece o kadar, yani mor kadar yukarı çıkmadan sadece şu iç kısma farı uyguluyorum. Şu şekilde. Daha sonra yine bu farın arka tarafını alıp batırıp siyah farı, bu sefer de alt kirpik dibimi koyulaştırıyorum siyah farla. Daha sonra karıştırıyorum hepsini. Bir çizgi kalmadığına emin olmak için. Sonra biraz bu en başta sürdüğüm pembe farı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Onu alıyorum tekrar. Bunu serçe parmağım alıp tam gözümün, göz kapağımın ortasına uygulayacağım. Şu şekilde. Sonra bununla yine dağıtıyorum. Çok pembeliğini kaybetmeden, yani çok o sürdüğüm yere getirmiyorum fırçayı. Biraz daha çevresinden dağıtıyorum. Şu şekilde. Bu böyle gözünüzü daha nasıl diyeyim, halo efekt deniyor buna. Yani ortaya böyle parıltılı açık renk bir şey sürmek daha yuvarlak gösteriyor bence. Şimdi farımı yoğunlaştırdım siyah farla. Bir de eyeliner uygulayacağım. Bu da Maybelline'in Master Precise Eyeliner'ı. Böyle keçe uçlu, uygulaması kolay. Gözümü çok hafif çekiyorum. Ben şimdi rimel sürdüğüm için biraz daha zor olacak. Ama siz bu işlemi muhtemelen rimelden önce yapacağınız için kolayca çekeceksiniz. Minik minik, yani böyle cort diye çekmiyor bile, minik minik çekerseniz zaten çok da kuyruklu bir şey yapmanıza gerek yok. Oldukça yoğun bir göz makyajı bu. Çok hafif de şöyle bir kuyruk. Eğer bozulursa minicik bir kulak çubuğuna çok az böyle göz temizleme suyunuzdan alıp orayı pıt pıt düzeltebilirsiniz. Eğer açılırsa farınız, çok az üzerinden geçersiniz fırçanın üzerinde kalanla. Diğerine de uygulayalım şimdi. Eğer siz daha yoğun bir eyeliner görüntüsü istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Yani kalınlaştırabilirsiniz dilediğiniz kadar. Ama bence bu yeterli böyle bir göz makyajı için. Şimdi az önce yapmadığım bir adımı yapacağım. Bronzer uygulayacağım. Benim elimde uygun fiyatlı bir bronzer, daha doğrusu uygun fiyatlı sevdiğim bir bronzer olmadığı için MAC'in bronzing powder'ını kullanıyorum. Siz gerçekten Watsons & Gratis'te onlarca çeşit var güzel bronzerlar için. Sadece benim elimde yok. O yüzden herhangi birini kullanabilirsiniz. Eğer gidip de yüksek fiyatlı bir bronzer almak istemiyorsanız. Bunu da yine Real Techniques'in sculpting fırçasını alıyorum. Bununla kontür yapacağım. Kontürü de uyguladıktan sonra bir tık da rujumu koyulaştıracağım. Onun için de Wet n Wild'ın Move Out of Here adlı pislik içinde ki rujunu şöyle pembe tonlarında. Ben böyle mürdümlü makyajlara pembe tonlarında rujları yakıştırıyorum. Zaten kendime de pembe tonlarında rujları kahverengiden daha çok yakıştırıyorum. Bunu az önce sürdüğüm ruju silmeden şöyle pıt pıt dokundurarak uygulayacağım.
Bu şekilde makyajı bir tık koyulaştırdım. İsterseniz bir önceki doğal haliyle kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle biraz yoğunlaştırabilirsiniz makyajınızı. Dediğim gibi umarım o gece çok eğlenirsiniz. Umarım hayatınız boyunca hatırlayacağınız bir gece olur. Ve sizin için çok güzel bir yeni başlangıç olur mezuniyetiniz. Bu videoyu benden takipçilerim işte Instagram'dan mesaj atarak ya da yorum yazarak istemişlerdi mezuniyet makyajı çeker misin diye. Çok da aslında güzel bir ilham oldu benim için. Çünkü benim çevremde ortaokuldan ya da liseden mezun olan birileri yok. Dolayısıyla ne zaman olduğunu bile bilmiyorum mezuniyet zamanının ama sanıyorum Mayıs sonu gibi oluyormuş lise mezuniyetleri. Bence böyle bir makyajı kullanabilirsiniz lise mezuniyetinizde. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın ve kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonundan ya da subscribe eğer İngilizce kullanıyorsanız butondan abone olabilirsiniz. Böylece diğer videolarımı da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.